Herkese merhaba. Bugün 5 Nisan 2021 Pazartesi TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Editör programıyla karşınızdayız. Gündemi konuşacağız, gündemi yorumlayacağız. Tabii ki gündem tamamen 104 emekli amiralin yaptığı açıklamaya kilitlendi. Tam anlamıyla kilitlendi. Öyle ki zorbalıkla meclisten çıkartılan, zorbalıkla şiddetle evinden gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu bile gündemin gerisine düştü. Gündemde bahsedilmiyor. Dolar roket hızıyla yükseliyor. Gündemde konuşulmuyor. Uluslararası ilişkilerde çok önemli başlıklar var. Bunlar gündemde hiç yer almıyor. Gündem tamamen emekli amirallerin açıklamasına kilitlenmiş durumda. Neredeyse selalar okunacak. Neredeyse Türkiye'de sokaklarda tekrar mitingler başlayacak. Peki ne oluyor? Yani bu açıklama neyin nesi? Ne oldu? Erdoğan'la müttefikler arasında ne tür bir görüş ayrılığı ortaya çıktı? Bütün bunları doğal olarak bu programda enine boyuna değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Çünkü dediğim gibi gündem tamamen buraya kilitlendi. Başka gündemlerim de var ama bülten ağırlıklı olarak bu konuda devam edecek. Peki ne oluyor sorusuna manşete çektiğimiz bölümden başlayayım. Daha sonra detaylarını açacağım. 15 Temmuz ganimetini paylaşamıyorlar. Şu anda yaşanan hadise de bundan ibaret. Detaylara geçelim. Şimdi daha önce hatırlarsınız emekli büyükelçiler Montreux üzerinden bir açıklama yapmışlardı ve bu çok dikkat çekmedi. Diplomatik bir ifadeydi. Hani emekli büyükelçiler olduğu için de belki de çok fazla gündeme gelmedi. Ama emekli amiraller ki aralarında 3 tane Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmış isim var. Çok sayıda önemli isim var ki bunlar her akşam havuz medyasının ekranlarına çıkmış isimler. Cem Gürdeniz gibi isimler. Bu isimler iktidarın son dönemdeki favori isimleriydi. Havuz medyasının görüşüne sık sık başvurduğu isimlerdi. Erdoğan'ın sarayda ağırladığı isimlerdi. Bu isimler Montreux, Kanal İstanbul ve son dönemde gündemi meşgul eden Sarıklı Amiral'le ilgili bir açıklama yaptılar. Açıklama bizim Türk siyasi hayatında alışık olduğumuz şekliyle bir bildiri halinde ve gece yarısında internete kondu. Daha doğrusu kendilerine siyasi görüş olarak yakın olan Veryansın TV diye bir sitesi, internet sitesine kondu. Oradan da hızlıca yayıldı. Şimdi bu tek başına, başlı başına zaten hayli şüpheli bir durumdu. Çünkü gece yarısında, hani bu bir fikir özgürlüğü falan diyor şu anda bildiri destekleyenler. Gece yarısında bir bildiri başlığında ve aksi halde ifadeleri yer alan, hani böyle bir muftura edasıyla yazılmış bir metni gecenin bir yarısında internete koymayı herhangi bir şekilde fikir özgürlüğü olarak ifade etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Kaldı ki bahseden isimler amiral. Ha diyeceksiniz ki bu günlerde çok sık yapılıyor, ona da ayrıca gelmek lazım işte. Emekli amiraller darbe mi yapacak? Günaydın. Emekli amiraller darbe yapmayacak da baklavacının, börek açan ev kadınının, yazı yazan gazetecinin, ders anlatan öğretmenin darbeci olarak tutuklandığı, darbeci suçlamasıyla muhatap olduğu bir ülkedeyiz. Bunların hepsi normaldi de emekli amirallerin darbeci olarak suçlanması mı sizi şaşırtıyor? Yani bu da enteresan bir detayla karşı karşıyayız. Şimdi amiraller açıklamayı yaptılar. Gece yarısı internete koydular ve ortalık ayağa kalktı. Tam anlamıyla ayağa kalktı. Çünkü iktidar için gerçekten hani futbol tabiriyle söyleyeyim muz bir orta geldi. Böyle Erdoğan'a sadece dokunmak kaldı ve topu 90'a taktı. Nasıl yaptı? İşte tekrar bir darbe söylemini gündeme getirdiler. İşte junta, askerler darbe hazırlığı içerisinde, TSK içerisinde hareketlenme var deyip bütün iktidar bileşenleri ayağa kalktı. İletişim Başkanlığı ki biliyorsunuz Propaganda Bakanlığı olarak çalışıyor. Işıklarını açtı. Hani Genelkurmay'ın ışıklarına bir nazire yaparak, bu ara hatırlatalım, ışıklarını açıp mesaj verdikleri bina, çalıntı bir bina. Cemaatin öğrenci yurdunu çalıp kendilerine makam orası yaptılar ve oradan mesaj veriyorlar. Ve arkasından Türkiye'nin dört bir tarafından, düşünün Tapu Kadastro ilçe müdürlüklerine kadar Türkiye'nin dört bir tarafından kurumlar ard arda açıklamalar yaptılar. Hatta bunların içerisinde Danıştay, Yargıtay dahil olmak üzere ya da Yargıtay üyeleri çıktılar A Haber'de televizyon ekranlarında açıklamalar yaptılar. Bunun bir darbe girişimi olduğu iddiasında bulundular. Açıklamanın içerisinde açıkçası çok da dikkat çekici bir şey yoktu. Yani Montreux üzerinden, işte Kanal İstanbul üzerinden, bu ara parantezde açalım. Yani emekli askerlerin Kanal İstanbul üzerinden açıklama yapması da gerçekten trajikomik işlerden bir tanesiydi. Hani aslında bütün hikaye Sarıklı Amiral meselesinin kamufle edilmesinden ibaret. Çünkü orada Sarıklı Amiral meselesi üzerinden aslında iş
yürüyor. Bu ara parantezi açalım. O ekranlara getirilen sarıklı amiral meselesinde çok yoğun bir psikolojik harp yapıldı. Yok işte bu efendim sözleşmeli subay olarak alındı vesaire falan haberleri çıkartıldı. Özellikle Oda TV başta olmak üzere ulusalcı kesimde orada bir algı operasyonu yapıldı. Oysa ki o isim Deniz Lisesi'nden, Deniz Harp Okulu'ndan itibaren Deniz Kuvvetleri içerisinde yer almış bilinen bir isim. Hatta o ismi pozisyonun bilinmesine rağmen, eşinin başörtülü olduğu bilinmesine rağmen 17-25 Aralık'tan sonra açık kimliğini açıkça beyan etmesine ve bir takım faaliyetlerini açıktan devam etmesine rağmen terfi eden bu isim, ki terfi ettiren isim de Bülent Bostanoğlu, bu imzacıların içerisinde ismi olan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı, 15 Temmuz Kumpası'nın mimarlarından bir tanesi, biliyorsunuz önemli bir isim. O ismin terfi ettirdiği bir amiraldi. Şimdi dönüp yeni keşfetmişler gibi davranmaları da 200'lükten başka bir şey değil. Yani o isim zaten yıllardır bilinen bir isim. Eşinin başörtülü olduğu, yıllardır da açıktan bu tip faaliyetlerde bulunduğunu herkes biliyormuş. Ben bir takım denizcilerle konuştum. Hatta o ismin dediğim gibi terfi ismi sağlayan isim de Bülent Bostanoğlu. Aynı Bülent Bostanoğlu bugün çıkmış onun üzerinden bir açıklama yapıyor. Çok da samimiyetsiz bir açıklama. Siyaset ayağa kalktı. Devlet Bahçeli çok sert bir açıklama yaptı. İşte rütbeleri sökülsün, emeklilik hakları geri alınsın dedi. Tabii Bahçeli söylemişse bu bir emir biliyorsunuz. Bahçeli ne derse iktidar bunu emir olarak alıyor. Hemen akabinde bugün itibariyle işte TRT Haber yayınladı. Diğer havuz medyası haberlerinde çıktı. Emeklilik hakları alındı. Koruma hizmetleri iptal edildi. Lojman imkanları alındı, pardon, emeklilik hakları değil. Tabi soruşturma açıldı. Türkiye'nin dört bir tarafında yüzlerce STK, ki bunların hepsi biliyorsunuz iktidara yakın STK'lar olarak gözüken yerler, suç duyurularında bulundular. Jet hızıyla atanan soruşturmalar başladı. Gözaltılar başladı. Sabahleyin 10 civarında isim gözaltına alındı. Tabi bütün bunların hepsi Erdoğan'ın siyaseten çok işine gelen, arayıp da bulamadığı, bütün gündemi kendi lehine çevirebileceği bir olay olduğu için çok organize bir şekilde hareket ettiler ve bugün gelinen noktada gündemi tamamen domine ettiler. Öyle ki tedavülden çekilmiş eski siyasiler bile Erdoğan'a destek açıklamaları yapıyorlar ya da işte demokrasinin yanındayız açıklamaları yapıyorlar. Ortada bir darbe girişimi ya da ortada bir darbe iddiası var mı tartışılır ama sonuçta dediğim gibi Erdoğan'ın gerçekten 15 Temmuz gibi Allah'ın lütfu bir olayla karşı karşıya. Bu sayede ne kokainman konuşuldu, ne kokainman olan ya da işte kaynağı açıklanamayan şeyler diyelim, servetlerin izahı gündeme getirildi, artık konular konuşulmuyor. Ne Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yapılan zorbalık, ne de diğer insan hakkı ihlalleri, ne de çöken ekonomi gündemde değil. Tamamen kontrolden çıkan Covid gündemde değil. Erdoğan için gerçekten hani tereyağlı ballı ekmek diye bir tabir vardı biz çocukken kullanılan. Gerçekten de böyle bir tablo karşı karşıyayız. Şimdi günlerdir, yani 2 gündür bu konu tamamen bu eksende konuşulduğu için çok detaylara daha fazla boğmak istemiyorum. Şimdi işin analizine gelmek istiyorum. Neden böyle bir 15 Temmuz'un mirası olarak görüyorum? Neden böyle bir tartışma var? Şimdi biraz takvimleri geri alalım. 17-25 Aralık 2013 Erdoğan'ın gerçekten iktidarını ciddi anlamda sarsan bir yolsuzluk soruşturmasıydı. Soruşturmanın muhatapları daha sonra geldiler Amerika'da itirafçı oldular. Reza Zarrab'dan bahsediyorum. Davadaki bilgilerin, belgelerin doğruluğu net olarak ortada. Zaten bunu AKP'liler de biliyordu. Hatta kendi WhatsApp yazışma gruplarında ya da kendi parti içi çalışmalarında, tamam biz bunları çaldık ama niye çaldık? Yani biz bunları aslında ümmetin geleceği için yaptık. İşte Müslüman zengin olmalı falan gibi tevillerle izah ettiler. Orada Erdoğan çok net bir tercih yapmıştı. Kendi iktidarını koruyabilmek için derinlerle, özellikle de Ergenekon cephesiyle ittifaka gitti. Onları cezaevinden çıkardı. Sonra yargı da dosyalarına müdahale etti. Halihazırda bir kısmı yargıda bekliyor ama sonuçta onlarla bir anlaşma yaptı. O anlaşma neydi? Kendilerini, Erdoğan kendisini bu cendereden çıkartacak ve cemaate yönelik başlatacağı cadı avını, soykırımı yapabileceği bir takım araçlara ihtiyacı vardı. Özellikle de güvenlik bürokrasisinde, yargıda. Ve 15 Temmuz'a giden süreci de beraber kurgulayabileceği insanlara ihtiyacı vardı. İşte bunun için de Ergenekoncuları, balyozcuları, o değişik davalarda sanık olmuş isimleri önce tahliye ettiler, arkasından terfi ettirdiler, TSK'da kritik pozisyonlara geçirdiler ki
Bu ittifakın meyvesi, zirvesi aslında 15 Temmuz'da yaşanacaktı. Ve Erdoğan bunu bilerek, isteyerek yaptı. Peki taraflar birbirini seviyor muydu? Hayır, taraflar birbirinden nefret ediyordu. Hatta öyle nefret ediyorlardı ki birbirlerini boğazlayacak kadar nefret ediyorlar. Ama bir çıkar birlikteliği vardı. Taraflar birbirleriyle kol kola girerken aslında ayakları birbirine çelme atmak için fırsat kolluyordu. Ortak hedef cemaati yok etmekti, rejimi ele geçirmekti. Özellikle Erdoğan kendi rejimini garanti altına alırken ittifak ettiği müttefikleri olan işte MHP'li kadrolar, ekonomi ve emniyet ve yargı bürokrasisini, Ergenekoncu kadrolar da askeri bürokrasiyi ele geçirmeyi planlıyorlardı ki bu büyük oranda başardılar. Ve bir o noktaya geldiklerinde Erdoğan'la yollarını ayırmayı planlıyorlardı. Hatta bu taraflar ortak bir şekilde 15 Temmuz'u kurguladılar. Eğer 15 Temmuz'un uzantılarını Ergenekoncu kadrolar olmasa Erdoğan başaramazdı. Bülent Bostanoğlu örnek sembol isimlerden bir tanesidir. Hulusi Akar aynı şekilde, Abidin Ünal aynı şekilde, Zekai Aksakal aynı şekilde. Yani Ergenekoncu kadrolar olmasa, özellikle Deniz Kuvvetleri'ndeki Ergenekoncu kadrolar olmasa Erdoğan 15 Temmuz'u bu şekilde kurgulayamazdı. 15 Temmuz'u kurguladıktan sonra işi Erdoğan istediği siyasi değişimleri yaptı. Ergenekoncu kadrolar, ulusalcı kadrolar da bürokraside istediklerini aldılar. Ama bu balayı kısa sürdü çünkü Erdoğan'ı yine yanıldılar. Erdoğan'ı yenebileceklerini, bu konuda Erdoğan'ı günü gelince Erdoğan'a indirebileceklerini planladılar. Ama Erdoğan da 40 yılın kurt siyasetçisi gerekli müdahaleleri yaptı ve bu kadroları önce işte geçen yılki yaşta 600 albayın tasfiye edilmesi, bir önceki yaşta bir takım kritik Ergenekoncuların tasfiye edilmesi sürecinde yavaş yavaş sinyaller Erdoğan'ın birlikteliği bozmaya doğru hareket ettiği yönündeydi. Şimdi bugün neden böyle bir isyan başladı? Çünkü bu bildiri bir nevi isyan. İşte orada kritik olan şey Şubat ayı içerisinde yapılan bir kararnameyle TSK'daki terfiler tayinlerinin tamamen Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması süreci oldu. Bu şu demek, Erdoğan Ergenekoncu kadroları önümüzdeki yaşta tasfiye edecek. Hatta 1200 ile 1700 arasında subayın aralarından amirallerin de olduğu isimlerin tasfiye edileceği, bu isimlerle ilgili fişleme listelerinin hazırlandığı ve bu isimlerle ilgili dosyaların tamamlandığı, önümüzdeki günlerde bu tasfiye sürecinin başlayacağı kulislerde konuşuluyor. İşte bu bildiri aslında bu tasfiye sürecine karşı bir isyan, bir ayağa kalkma. Yani bize kazık attı meali bir açıklama. Çünkü imza atan isimler herhangi bir isimler değil, sıradan isimler değil. Erdoğan'ın müttefikleri, ekranlarda çıktığı, konuştuğu, ittifak ettiği isimler. Yani aslında onlar şunu planlıyordu. Biz Erdoğan'la işbirliği yaparız. TSK'daki bütün NATO'cu kadroları tasfiye ederiz. Onların yerine kendi kadrolarımızı yerleştiririz. TSK'yı ele alırız. Arkasından da Erdoğan'a tekmeyi atarız diye planlıyordu. Erdoğan da şunu planlıyordu. 17-25'ten kurtulurum. Emniyet ve yargı bürokrasisini MHP'lilere, ulusalcılara teslim ederim. Ama bunlar kendilerini güç sahibi oldukları anda da bunlara bir hareketle hepsini atarım. Çünkü siyasi güç bende diye düşünüyordu. Erdoğan'ın planı da buydu. 15 Temmuz'a bu şekilde gidildi. 15 Temmuz hem Erdoğan'ı siyaseten güçlendirdi hem de Ergenekoncu ve ulusalcı kadroları devlet bürokrasisindeki güçlerini tahkim etmelerini sağladı. Yani ittifak gayet iyi gitti ama bu ittifakın sonunun geleceği belliydi. İşte Erdoğan burada siyasi kıvraklığını ortaya koydu. İki tane temel hamle yaptı. Bir tanesi işte dediğim gibi Şubat ayında çıkan kararname, diğeri de iktidarın özellikle bugüne kadar ittifak ettiği çevrelere dair fişleme dosyaları. Burada bir parantez daha açalım. Sarıklı amiral meselesi aslında Erdoğan'ın yok etmeyi planladığı bir diğer grubun da ateş hattına atıldığının göstergesi. O da nedir? O da şu. Kurdoğlu cemaati diye küçük bir cemaat var. Aslında bu cemaat küçük bir cemaat ama TSK içerisinde örgütlü bir yapı. Ve bu yapı 15 Temmuz'a giderken çok kritik hamlelerde bulundu. Erdoğan'la birlikte çalıştı, Hakan Fidan'la birlikte çalıştı. Özellikle de fişlemelerde aktif rol aldılar. Nedeni de şu, bir takım dindar muhafazakar kesimler bu yapıdan olan insanlarla daha yakın temasta bulundu. Özellikle 28 Şubat döneminde bu isimlerin tasfiye edilmemesi için çalışan bazı isimler, tabiri caizse birbirlerine karşı hani kendilerini bilen insanlar, yani birbirini biliriz modunda olan insanlardı. Ve bu insanlar, Kurdoğlu cemaatinin isimler döndüler 15 Temmuz'a Erdoğan'la birlikte çalışıp sayısız tasfiyeye imza attılar. Ama Erdoğan Kurdoğlu cemaatini de sevmiyordu. Erdoğan'ın temel özelliğidir bu. Herkesi kullanmayı iyi becerir ve
siyasi olarak kendi düşüncesinde olmayan hiç kimseye karşı da asla güvenmez. İşte onlardan bir tanesi. Şimdi Kurdoğlu cemaatinden isimleri de kullandı. Onlara özellikle 15 Temmuz'da aktif olarak kullandı onları. Akabinde onlardan bazı isimleri terfi ettirdi ama şimdi gelinen noktada onları da tasfiye edecek. İşte onların da tasfiye edilmesi sürecinde bu haberin özellikle servis edildiğini, özellikle istihbarat kaynaklı bir servis olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani aslında bugün yaşadığımız hadise 15 Temmuz'un ganimetini paylaşamamaktan ibaret. Erdoğan ve ittifak ettiği çevreler ki bu çevreler sadece Perinçekçi ulusalcı kadrolar değil, Mehmet Ağar'ın, eskilerin devletin milliyetçi kadroları da var. Yani birden fazla bir ittifak hali vardı. Ve şimdi bu ittifak hali kendi içerisinde bir yol ayrımına gelmiş durumda. Bu ittifak halinin bir sonucu olarak işte bu emekli amirallerin yaptığı açıklama aslında onların TSK içerisinde uzantılar olduğunu da düşünmemek mümkün değil. Çünkü bu kadar emekli ismin organizasyonu, ortak bir metne imza atmaları vesaire bunun TSK içerisindeki uzantılarının da bir işareti, daha doğrusu TSK içerisindeki uzantılarının tasfiye ediliyoruz baskısının bir sonucu. Şimdi gelinen noktada neyle karşılaşacağız? Şimdi Erdoğan'ın eli çok güçlü. Neden? Çünkü siyasi olarak 15 Temmuz'un kendisine sağladığı müthiş bir avantaj var. Kararnamelerle istediği gibi ülkeyi yönetiyor. Ve düzenlemeyle, işte bir maddelik düzenlemeyle, bir kararnameyle TSK bütün emir komutayı, hiyerarşiyi alt üst etti, her şeyi Milli Savunma Bakanlığı'na bağladı. Dolayısıyla istediği anda istediği herkesi tasfiye edebilir. İsterse bir albayı, bir orgeneral seviyesine çıkartabilir. Artık sınırsız bir yetkiye sahip. Ve bu noktada tasfiye edileceklerini, TSK'dan uzaklaştıracaklarını gören çevreler şu anda bir Montrö ya da işte ne bileyim Montrö Kanal İstanbul tartışması üzerinden kendilerine cephe almaya çalışıyorlar. Ve burada başarılı olurlar mı? Çok olacaklarını düşünmüyorum. Aslında bir bakıma çaresizliklerinin itirafıdır bu belge, bu bildirim. Bir bakıma kaybeden insanların, çünkü emekli olmuş insanlar, kaybeden insanların ortaya çıkıp İşte bir çeşit son hamle olarak bunu yapmış olmaları. Hani şunu ifade etmek lazım. Bu isimler yaptıkları hamlenin Erdoğan işine yarayacağını bilmiyorlar mı? Biliyorlardı. Bilmemeleri mümkün değil. Ama çaresizliklerin de bir göstergesi. Bu noktada ellerinde çok fazla bir seçenek yok. Yani Erdoğan burada avantajlı olan taraf. Korkunç bir propaganda gücüne sahip. Özellikle cemaat operasyonlarından edindikleri korkunç bir özgüven var. Şöyle ki yani ev kadınından, baklavacıdan, tersiden, öğretmenden, öğrenciden, gazeteciden darbeci çıkartmayı başaran, tırnak içerisinde söylüyorum darbeci değil bu isimler ama Erdoğan bunları darbeci olarak topluma kabul ettirdi. Darbeci olarak çıkartan bir Erdoğan rejimi emrindeki yargıyla birlikte hayli hayli emekli askerlerden, emekli general amirallerden darbeci çıkartır ve çıkarttı da. Çünkü daha bu sabah 10 civarında emekli amiral gözaltına alındı ve bütün havuz medyası yoğun bir şekilde şunu işliyor. Bu isimlerin TSK içerisindeki uzantılarına bakılacak deniyor. İşte bu açıdan da TSK içerisindeki uzantılara bakılacak derken karşımıza ne çıkacak hemen ifade edelim. Telefon irtibatları çıkacak. Emir komuta içerisinde bulunduğu dönemlere ait yazışmalarından tutun terfilerine, sınav sonuçlarına kadar her şey ortaya çıkacak ve böylelikle karşımıza yeni bir örgütlü soruşturma çıkacak. Örgütlü soruşturma çıktığı zaman ne olacak? İşte bu açılan soruşturmanın devamında karşımıza şöyle bir tablo çıkacak. Bu bildiriyi yayınlayan Veryansın TV ve Oda TV başta olmak üzere çevreler de bu soruşturma kapsamında kapatılabilir. Oradan bir takım gazeteciler de bu soruşturmaya ilave edilerek gözaltına alınabilir. Hiç sürpriz olmaz. Çünkü Erdoğan çevresinin yaydığı sinyaller bu yönde. TSK içerisindeki uzantıları, TSK içerisinden bir takım isimler bu bildiriyle ilişkilendirilerek geniş çaplı tasfiyeler başlayabilir. Çok da sürpriz değil. Hatta ima üzerinden bir terör örgütü, ima terör örgütü bile çıkartılabilir. Hiç sürpriz değil. Çünkü daha önce bunu başardılar. Dediğim gibi ev kadınından baklava börek açan, burs veren ev kadınından terör örgütü çıkartan bir iktidar emekli askerlerden haydaylı terör örgütü çıkartır. Şimdi gelinen noktada tabii diğer sorulardan bir tanesi şu çok temel bir soru. Acaba bir danışıklı dövüş var mı? Bir danışıklı dövüş söz konusu mu? Danışıklı dövüş konusunda benim şüphelerim var. Nedeni şu. İmzacı amiraller içerisinde bazı isimler var. Burada isimleri tek tek söylemeyeceğim ama benim özellikle üzerine not düştüğüm bazı isimler var. Onların sürecini takip edeceğim. Eğer onlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmıyorsa, onlar herhangi bir şekilde ifadeye çağrılmaz, herhangi bir şekilde bir soruşturmanın tarafı olmazlarsa teorimi destekleyecek. O da nedir?
O da şu, biliyorsunuz 2014 Mart yerel seçimleri öncesinde internete düşen bir ses kaydı vardı. Orada dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müşteşarı Genelkurmay İkinci Başkanı toplantı halindeler. Orada Hakan Fidan'a atfedilen bir ses kaydı var. Orada diyor ki Suriye'ye müdahale istiyor Erdoğan, bunun için de savaş çıkartılması gerekiyor. Erdoğan bunu isterken de bir gerekçe arıyor. İşte o noktada Hakan Fidan'ın o meşhur "Karşıya 3 adam gönderirim, bu tarafa 5 füze attırırım, savaş gerekçesi saydırırım" ifadesi. Bu bir zihniyet yansıması olarak çok önemli bir ifade. Bunu önemsemek lazım. Bunu 15 Temmuz'da da gördük. 15 Temmuz sürecinde de Erdoğan istihbarat uzantılı ya devşirme ya da aslında istihbarat tarafından oraya yerleştirmiş kişilerce bir provokasyonla 15 Temmuz'da istediğini çok ustaca gerçekleştirdi ve rejimi tamamen eline aldı. Devleti tamamen eline aldı. Burada da aynı şeyin var mı? Ben ciddi anlamda endişeliyim. Şüphelerim var. Endişeliğimden kastım, düzelteyim. Şüphelerim var. Çünkü asla bu isimlerle bir araya gelmeyecek bazı amiraller gördüm listede. Şöyle ki bu amirallerin geçmişi, yaşam tarzı, Cem Gürdenizlerin, ulusalcık generallerin, amirallerinle hiçbir bağı yok, hiçbir ilişkileri de yok. Yani o isimlerin bu imza listesinde yer almış olması bende şu soruyu oluşturdu. Acaba birileri Erdoğan adına birilerini gaza mı getirdi? Hatta şöyle ifade edeyim, işte yapalım edelim diye gaz verip insanları sokağa çıkartan biri mi oldu? Bu açıdan bu aslında 15 Temmuz'un Hulusi Akar'ı malum çok önemliydi. Hulusi Akar 15 Temmuz'da TSK'yı tuzağa çeken isimdi. Yapıyoruz ediyoruz diye bütün birlikleri harekete geçirip insanları sokağa döküp arkasından iktidarla işbirliği yaptığı için, daha doğrusu iktidarla işbirliği yaparak bunları sokağa döküp arkasından herkesi yolda bıraktığı için her şey Erdoğan'ın istediği gibi gerçekleşti. Bu olayda da benzeri sinyaller var mı? Benim soru işareti olan bazı isimler var kafamda. Eğer bu isimlerle ilgili dediğim gibi yarın bir gün takip edeceğim. Herhangi bir şekilde bir soruşturma açılmaz. Herhangi bir şekilde bu isimlere dokunulmazsa bu isimlerin soruşturma sürecinde yani imzanın Hulusi Akar'ı, imzanın amiralleri, yani düğün meselesi vardı malum 15 Temmuz'da biliyorsunuz. 15 Temmuz'da darbe girişimi iddiası yaşanırken generaller düğünde halay çekiyordu. Aslında bunun da senaryonun bir parçası olduğu ortadaydı. Benzeri bir tabloyu bu olayda görmek mümkün. O açıdan buna bir virgül koyuyorum. Daha sonra bu konuya tekrar döneceğim ama imzacıların Hulusi Akar'ı kim sorusunu kafanızda tutmanızda fayda görüyorum. İmzacıların bir Hulusi Akar'ı var. Onu da tekrar ifade edeceğim. Tabii bir de şöyle bir soru daha işareti daha geliyor şimdi akla. Şimdi bu sabah 10 amiral gözaltına alındı ve iddiaya göre, Erdoğan medyasının iddiasına göre bu işin başında bu işi organize eden isimler olarak bunlar belirlenmiş ve bu isimler soruya çağrılıyor, ifadeye çağrılıyor. Diğer isimlerle ilgili işlem yapılmıyor. O zaman dönüp şu soruyu sormak lazım. 15 Temmuz'da neden böyle yapmadınız? Şöyle ki işte yurt dışında olduğu halde dünyanın öbür ucunda ateşelik görevinde ya da NATO görevinde ya da yurt dışı operasyonda Afganistan'da NATO görevinde olduğu halde darbede hiçbir şey yapmadığı halde çağrılıp tutuklanan binlerce isim var. Darbecilere karşı, darbe iddiası olan insanlara karşı direnen insanlar vardı. Onlar benzeri şekillerde hiçbir şey yapmadıkları halde, hatta direndikleri halde çağrılıp tutuklandılar. Haklarında tutuklama çıktı. Benzeri bir şey burada neden yapılmıyor sorusunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Önemli bir detay çünkü. Dediğim gibi örgüt soruşturmasına dönüşürse ki dönüşecek gözüküyor. Bunun medya uzantıları, siyasi uzantıları da gelir. Siyasi partiler içerisinde de bir takım gözaltılar gelirse şaşırmayın. Burada şu noktanın altını çizerek bu bahse şimdilik bir virgül koyayım. Çünkü net olan bir şey var. Önümüzdeki günlerde bu konu konuşulmaya devam edecek. Hatta uzun bir süre gündemi meşgul edecek. İşte STK'lar ortak bildiri açıkladılar. Sayısı yani düşünün 81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon. Yani böyle bir organizasyon iktidar tarafından yani yapıldığının delili. Başka türlü böyle bir organizasyon mümkün değil. Bu isimler bir açıklama yaptılar. Bu konuyu gündemde tutmaya devam edecekler. Ben şu saate yayına girdiğim saatte Erdoğan hala sessizdi. Çok dikkat çekici. 15 Temmuz akşamı daha ortada hiçbir şey yokken failleri ilan eden, buna yönelik eylem planını, eylem yol haritasını açıklayan Erdoğan, bu bildirinin üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen hala ses yapmadı. Bugün Ankara'da bir takım toplantılar yaptılar ama henüz toplantı sonrasında bir açıklama yok. Erdoğan geliştireceği stratejinin belki de son rötuşlarını yapıyor ama
henüz şu saat itibariyle Erdoğan açıklama yapmadı. Bu da üzerinde soru işareti bırakılması gereken bir konu, dikkat edilmesi gereken bir konu. Erdoğan'ın saatler boyunca sessiz kalması da bu sis bulutunu büyüten, geliştiren, büyüten, yayan olaylardan bir tanesi. Bunu da ifade etmek lazım. Göz ardı etmemek gerekiyor. Bildiriler konusuna dediğim gibi bu konuya daha döneceğiz. Çünkü bu konu uzun süre siyaseti domine edecek, uzun süre Türkiye gündemini domine edecek, konuşulacak bir mesele. Erdoğan rantını sonuna kadar kullanacaktır. Tabiri caizse dibini sıyıracaktır bu hadisenin. Ve TSK içerisinde önümüzdeki yaşa kadar, önümüzdeki birkaç ay içerisinde özellikle 21 Haziran 2021'e kadar çok kritik gelişmeleri görmemiz mümkün. Çok önemli güç savaşlarını görmemiz mümkün. 21 Haziran ifadesini kullanmam nedeni de şu: 21 Haziran'da TSK'ya verilen bir yetki, daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı'na verilen bir yetki süresi doluyor. Bu da şu: malum olduğu üzere KYK'larla sorgusuz sualsiz herkesi atıyorlardı. O halin bitmesinden sonra TSK içerisindeki tasfiyelerin, ihraçların yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na verildi. O yetkinin verildiği tarih de 21 Haziran'da doluyor. Yani 21 Haziran'a kadar Hulusi Akar istediği kişi istediği şekilde tek bir imzayla tasfiye edebiliyor. Ve bütün bu bildiriye imza atan isimlerin arkasındaki isimlerin, muvazzaf isimlerin ve onları destekleyenlerin dikkat çektiği bir tarih bu 21 Haziran. O tarihe kadar Türkiye içerisinde büyük sürprizler mümkün, her şey yaşanabilir. Çünkü Ankara'da korkunç bir güç savaşı var, bir ganimet paylaşı var. Ganimet paylaşımı yapamayan iki taraf var, üç taraf var ve bu taraflar ganimet üzerinde şu anda kavga ediyorlar. Mağdurlar, yüz binlerce insanın hayatının kararması, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi onlar açısından uygun değil. Çünkü onlar sorun değil. Çünkü onlar 15 Temmuz'u zaten bir rant olarak, bir Allah'ın lütfu olarak gördüler. Ve Erdoğan şimdi oradan rantın devamını sağlamaya çalışıyor. Dediğim gibi bu konuya dair döneceğiz. Daha başka boyutları mutlaka önümüze gelecek, bu konunun konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bu arada beklenen gelişme şu an yaşanıyor. Gözler Erdoğan'ın ne diyeceğindeydi. Sarayda yapılan değerlendirme toplantısı sonuçlandı. Erdoğan kameraların karşısına geçti ve beklenen konuşmayı yapıyor. İsterseniz kısa bir bölüm dinleyelim, sonra satır başlarını yorumlayalım. Haritamızı milletimizle paylaşmak üzere bir araya geldik. Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini yine milletimizle birlikte göstereceğiz. Bazılarının yapılan işi bunda büyütülecek ne var diyerek küçümseme yoluna gittiklerini görüyoruz. Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. 27 Mayıs'ta merhum Menderes'e böyle yapmışlardır. 12 Mart yönetimi yine bir bildiriyle müdahale etmiştir. 12 Eylül'den önceki hükümetleri aynı şekilde tehditle sindirmeye çalışmışlardı. 28 Şubat'ta ülkenin meşru yönetimine bu pervasızlıkla saldırmışlardı. Kendi hükümetlerimiz döneminde ise bu tür girişimlere karşı en ağır tepkiyi ortaya koyduğumuz için gerisini getiremediler. 15 Temmuz gecesi silahlı darbe denediler. Ama milletimizin şanlı direnişi karşısında gün ağarırken kuyruklarını kıstırıp kaçmak mecburiyetinde kaldılar. Milli iradeye yönelik açık tehditler karşısında derhal ve en etkin şekilde tavır alınmadığı takdirde İşin sonunun nereye varabileceğini milletimiz yakın tarihinden çok iyi biliyor. Evet, Erdoğan'ın beklenen konuşması aslında beklendiği gibi gerçekleşti. Önce şunun altını çizelim: Erdoğan prompter'dan okudu. Bu önemli. Neden önemli? Şu var: Erdoğan'ın gerçekten ne düşündüğü ve zihin altında neler olduğunu aslında prompter'dan konuşmadığında daha iyi görebiliyoruz. Biliyorsunuz bunu daha önce çok tecrübesini yaşadık. Erdoğan'ın aslında ilk prompter'sız konuşmasını takip etmek lazım. En azından ben edeceğim. Çünkü o zaman gerçekten kafasında neler var görmemiz mümkün. Peki önüne konan metin ve Erdoğan'ın çok dikkatli okuduğu, dikkat ederseniz metni çok dikkatli okudu. Yani üzerinde ciddi çalışılmış bir metinle karşı karşıyayız. Satır başları var. İşte bunun bir ifade özgürlüğü olmadığını, 104 amiralın imzalamasının geçmişte yaşanan
olayları hatırlattığını, asla kabul edilmeyeceğini vesaire söyledi. Buradan tabii yine çok bildiğimiz bir tabloyla karşılaştık. Yani programın başından bu yana, yayının başından bu yana anlattığım tabloya çok uygun bir çerçeve çizdi Erdoğan. O da nedir? Bir Kanal İstanbul'a bağladı. Kanal İstanbul'a karşı çıkanı Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olmakla suçladı. Ve amirallerle ilgili, yani bu önümüzdeki günlerde sürecek olan kutuplaşmanın önemli bir sinyali. Amirallerle ilgili söylediği ifade çok önemli, ilginç. Bu amirallerin eşleri, çocukları, yakınları, CHP üyesi olanları var diyor. Onu yakında medyada göreceksiniz ifadesi var. Bu da enteresan bir ifade. O da şu akşamdan itibaren artık havuz medyasında hangi amiralin CHP üyesi olduğu, hangi amiralin yakınının CHP üyesi olduğu ya da yöneticisi olduğu ya da CHP'li içli dışlı olduğunu göreceksiniz. Buradan da CHP'yi köşeye sıkıştırma, CHP üzerine bir baskı kurma çalışmasının geleceği çok net. Yani burada şunu da ifade edelim. Montrö'den dönüşümüz yok dedi ama şu ifadesi çok ilginç. Hani yarın bir gün daha iyi şartlarla sözleşmeyi gözden geçirebiliriz ifadesini kullanması da ilginç. Yani bu hani şöyle bir kulislerde çok konuşulan bir ifade var. Amerika ile ilişkileri düzeltebilmek için Erdoğan'ın Montrö'yü sahaya sürdüğü, Montrö'deki bir takım esnemelerle Amerika'nın gönlünü kazanmaya çalıştığı yönünde bir takım dedikodular, kulisler var, ifadeler var, teoriler var. Bu ifadesindeki daha iyi şartlar gözden geçirebiliriz ifadesinde önemsemek lazım. Yani bu aslında pazarlığa açığız demekten başka bir ifade anlamına gelmiyor. Sarıklı amiralle ilgili de tasvip edilmeyeceğini söyledi. Az önce detaylarıyla anlattım. Erdoğan 15 Temmuz'a giderken işbirliği yaptığı kesimlerden bir tanesi de TSK içerisinde var olan Kurdoğlu cemaatiydi. Bu söz konusu amiral de o cemaate mensubiyetiyle bilinen bir amiral. Onları tasfiye için hazırlık yaptığı, MIT'in listeleri derlediği, topladığı, onların da yakın zamanda tasfiye edileceğini anlatmıştım. Bunu teyit eden bir ifadesi de oldu Erdoğan'ın. Onu da tasfiye etmeyeceklerini söylediler. O gelişmeleri de takip edeceğiz. Evet, Erdoğan'ın açıklamaları da böyleydi. Beştepe'de, sarayda uzun bir toplantı yaptı. Ve buradan özetle toplamda şunu söylemek mümkün. Erdoğan kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koydu. Gerçekten de Erdoğan için yine bir Allah'ın lütfu tablosuyla karşı karşıyayız. Aslında bugünkü nöbetçi editörü ben Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla geniş bir şekilde işlemeyi planlıyordum. Çünkü gerçekten utanç verici şeyler yaşadık. Zaten bu süreç başından beri utanç vericiydi. Yani bir haberi RT etti diye resmi söylem bu. Gerçekte herkes bunun böyle olmadığını biliyor. Onun gerçekte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun önce milletvekilinin düşürülmesi, arkasından da zorbalıkla gözaltına alınması, hatta hayatına kastedilmesinin bir tane nedeni var. O da şu, rejimin büyük günahlarını, işkenceleri, gözaltıları, faili meçhulleri, adam kaçırmaları fahşettiği için, meclis gündemine taşıdığı için, ekranlara taşıdığı için, Erdoğan'ın rejiminin kırmızı çizgilerini aştığı için aslında Ömer Faruk Gergerlioğlu sembol bir şekilde cezalandırılmaya çalışılıyor. Aslında ibret-i alem için cezalandırılmaya çalışıyor iktidar tarafından. Burada yapılan hadise şu, hani olur da başka milletvekilleri, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu dışında çok az sayıda isim, işte Hüdayi Kaya başta olmak üzere birkaç isim daha var. Bu isimler dışında bu konu gündeme getirilmiyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu kadar sembol bir isim yok. Ömer Faruk Gergerlioğlu ona tırnak içerisinde ifade edeyim, ibret-i alem bir şekilde ceza vererek herkesi susturma derdinde rejim. Yoksa yapılan işlemin hukuki olduğunu söyleyebilecek bir tane aktrol bile bulamazsınız. Yani bir haberi RT ettiği milletvekilinin düşürülmesi ve arkasından zorbalıkla gözaltına alınması, hayatına kastedilmesinin bir izahı yok. Şimdi ekranlardaki görüntüleri gördüğünüz gibi milletvekiline kameralar önünde tokat atan bir işkenceci polis var. Hatta rejim o kadar ibret-i alemlik bir tavır sergiliyor ki Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun deşifre ettiği işkenceci polis Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu gözaltına almaya gelen kadronun içerisinde ve ona kameraların önünde tokat atıyor. Arabada yumruk atmakla tehdit ediyor. Bu kadar pervasız ve bu kadar kör göze parmak bir durum var. Çünkü Ömer Faruk Gergerlioğlu rejimin kırmızı çizgilerini zorladı. Ve o kırmızı çizgileri zorlayan herkesin başına ne geliri göstermek isteyen bir despotik anlayışın yansımalarını gördük. Düşünün, milletvekili haksız hukuksuz bir şekilde meclisten çıkartıldı. Haksız hukuksuz yere ve kanunlara aykırı bir şekilde milletvekili düşürüldü. Evinden zorla, despotik bir şekilde onlarca polisin baskısıyla ayakkabısını bile giydirmeden ite kaka
gözaltına aldılar. Kötü muamele sebebiyle sağlık sorunu yaşadı. Hastaneye götürülmedi. Cezaevi yönetimi her ihtimale karşı başımıza bir iş gelir belki diye hastaneye yönlendirdi. Aileden kaçırıldı. HDP'li milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun nerede olduğunu uzun süre bulamadı. Düşünün. Oğlu Sağlık Gergerlioğlu'nun tweetlerini takip etmişsinizdir. Babasının durumu hakkında bilgi alamadı. Anjiyo yapılması gerektiği ortaya çıktı. Anjiyo yapıldı ve orada bir mizansenle yoğun bakımda tutulması gereken bir isim. Bu bir milletvekili ve cezaevine geri götürüldü. Cezaevine taşındı. Ve konu üzeri kapatıldı. Unutturulmaya çalışılıyor. Tabii ki unutturmayacağız. Tabii ki Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mücadelesine biz de gazeteciler olarak onun ifadeleriyle destek vereceğiz. O işin bir boyutu. Ama burada düşünülmesi gereken çok temel bir konu var. O da şu. Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi toplumun her kesiminden, Kürtlerinden, cemaat mensuplarından, başka kesimlerden, herkese, mazlumun, mağdurun kimliğine bakmadan destek veren bir isim ve göstere göstere gelen bir zulme karşı neden yalnız bırakıldı? Bence asıl sorulması gereken soru buydu. Meral Akşener neredeydi? Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Temel Karamollaoğlu neredeydi? Onu bırakın, HDP'nin diğer isimleri neredeydi? Birkaç milletvekili, Hüdayi Kaya dışında isim göremedik. Birkaç milletvekili dışında kimse yoktu. Ömer Faruk Gergerlioğlu yalnız değildir diye slogan atan, tweet atanlar açıkça ikiyüzlülük yaptılar. Ömer Faruk Gergerlioğlu yalnızdı. Cemal Yıldırım'ın bir fotoğrafı vardı, görmüşsünüzdür. KHK'lı bir sembol bir isim. 4 kişi vardı. Evet, o kadardı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yanında sadece bu kadar kişi vardı. Ve bu gerçekten Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sergilediği mücadeleye bir ihanettir. Muhalefet Partisi liderlerinin, milletvekillerinin, aydınların, gazetecilerin yaptığı büyük bir ihanettir. Orada Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı, Meral Akşener olsaydı, milletvekilleri olsaydı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yanında, bu işkenceci polisler Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu yaka paça gözaltına alamazdı, ona tokat atmaya, yumruk atmaya yeltenemezlerdi. Siyaset bu kadar pervasız davranamazdı. Ama bu isimler bu basireti göstermediler, yapmaları gerekeni yapmadılar. Aslında burada yapılması gereken şey çok açıktı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu savunmak sadece Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu savunmak değildi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun şahsında insan haklarını savunmaktı, anayasayı savunmaktı. Ama burada çok kötü bir tecrübe, çok kötü bir imtihan verdi Türk siyaseti, Türk aydını, Türk gazetecisi. Orada olmadılar, yanlarında yoktular ve düşünün böyle bir rezalet yaşandı. Çözüm ona Türkiye'nin en büyük gazetesi olan Hürriyet'te bu olay birinci sayfada yer almadığı gibi iç sayfalarda küçücük bir haber olarak yer aldı. Diğer medya organları Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu provoke eden, itibarsızlaştırmaya çalışan yayınlar yaptılar. Gerçekten tarihe geçen yüz karası olaylardan bir tanesiydi. Biz bunları 90'ların başında, 80'lerin ikinci yarısında yaşadık, gördük. Unutmaya çalıştığımız, Türkiye tarihinden, hafızalardan silmeye çalıştığımız bir olayı 2021 Türkiye'sinde kameraların önünde tekrar yaşattı Erdoğan rejimi. Ve biraz önce kapsamlı olarak anlattığım amirallerle ilgili açıklama, onlara yönelik gösterilen tepkiler sebebiyle tamamen de gündemden düşürüldüler. Ve Ömer Faruk Gergerlioğlu dosyasını bu kadar kolay kapatabilmiş olmak Erdoğan adına da bir başarı olarak tarihine, kendi hanesine geçmiş oldu. Ama dediğim gibi az sayıda da olsak insan hakları savunucuları Ömer Faruk Gergerlioğlu dosyasını takip etmeye, onun görüşlerini, ifadelerini ekrana taşımaya devam edecek. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Gündemdeki diğer bir konu korona. Korona meselesi, Covid salgını Türkiye kıpkırmızı. Halihazırda Türkiye'nin şu anda bunu konuşuyor olması gerekiyor. Aşı konusunda dünyanın en kötü performans sergileyen ülkelerinden bir tanesi Türkiye. Aşılar, ben bulunduğum yer için söyleyeyim, Amerika'da bu konu oldukça iyi bir performans sergiliyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, benim bağlı bulunduğum Virginia eyaletinde önümüzdeki hafta sonu itibariyle 16 yaşın üzerindeki herkes aşıya ulaşabiliyor. Şu ana kadar Amerika'da 100 milyondan fazla insan aşılandı ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde 200 milyona ulaşması planlanıyor aşı sayısının ve Mayıs ayı itibariyle bu konunun bitirilmesi, yani aşılama faaliyetlerinin bitirilmesi planlanıyor. Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de büyük bir kaos var. Ülke kıpkırmızı, tam kapanma tartışması var. Bugüne kadar götürülen işte yani Erdoğan'ın lebalep kongreleri, faaliyetleri, mitingleriyle iyice yayılan COVID, üstün üstlük bir de aşı yok, aşı temini konusunda ciddi sorunlar var. Ekonomi çökmüş vaziyette, bunun nereye gideceği belli değil. Tam da öyle bir tablo içerisinde insanların aşı sorguladığı bir dönemde, neden aşı yok sorusunu sorgulamaya başladığı bir dönemde, amirallerin nereden baksanız aptalca bir açıklamasıyla Erdoğan
müthiş bir rahatlık içerisine girmiş oldu. Şu anda kimse Covid'i de konuşmuyor. Bu da Erdoğan'ın bir başka başarısı. Bunu da ifade etmek lazım. Uzmanlara göre, sağlık uzmanlarına göre Covid ölümlerinde dünyanın dördüncüsüyüz ve gerçek veriler açıklanmıyor. Gerçek veriler açıklanmış olsa Türkiye, Meksika, Peru ve Macaristan'dan sonra en yüksek vaka ölüm oranına sahip ülke oluyor. Peki ekranlarda siz ne görüyorsunuz? Ekranlarda bunu görmüyorsunuz. Aksine Mutlu Mesut dünyanın en iyi Covid'le mücadele eden ülke haberleriyle devam ediyorsunuz. Evet, gündemde başka başlıklar da var ama ben bir başlığı yaklaşık 40 dakikadır gündemdeyim ve bir başka bir başlıkla gündemi bitireyim. Aslında Türkiye'de yaşanan cinnetin en somut örneklerinden bir tanesi. O da şu. Eski, bakın bir haber okuyacağım ve haberin birinci cümlesinden zaten daha yaşadığımız anomaliyi görmüş olacaksınız. Tutuklu Danıştay üyesi. Bakın tutuklu Danıştay üyesi. 15 Temmuz suçlamasıyla. Yani bir Danıştay üyesi ne yapmış olabilir diye kendinize sormanızda fayda var. Profesör Bülent Olcay. Tutuklu Danıştay üyesi. 4,5 yıldır, 5 yıla yakın süredir tutuklu. Ve işte yayının başında anlattığım o Erdoğan, Ergenekon, ulusalcı çevreler ve milliyetçi çevrelerin İttifakının bir sonucu olarak, yaşanan kumpasın bir sonucu olarak bu insanlar yıllardır cezaevinde. Ve bu isimlere yönelik insan hakkı ihlalleri tam gaz devam ediyor. Sedat Laçiner, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi beyinlerden bir tanesi, cezaevinde kötü muamele görüyor. Sağlık sorunları var, hayati riski var ama buna rağmen tedaviye ulaşamıyor. İşte Danıştay üyesi Bülent Olcay'a ailesi Elmalı Hamdi Yazır'ın Kur'an mealini götürüyor. Elmalı Hamdi Yazır'ın Kur'an meali Türkiye'de çok yaygın bir mealdir. Herkesin, benim de kütüphanemde, Amerika'da bile var, herkesin kütüphanesinde olan muhafazakar çevrelerin temel başvuru eserlerinden bir tanesi. Ve adı üzerinde Kur'an meali. En yaygın olan meallerden bir tanesi. Ailesi Kur'an meali götürüyor ve CHP yönetimi, sanki CHP yönetimi diyemişim, sanki CHP zümrüden bahseden AKP yönetimde yaşanmıyor bunlar. Ve Erdoğan rejimi Kur'an mealini yasaklı yayın olarak kabul ediyor. Ve ailesine Kur'an meali iade ediliyor. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye'nin en yaygın Kur'an meallerinden bir tanesi Elmalı Hamdi Yazır'ın Kur'an mealidir. Hemen hemen her muhafazakar ailenin evinde bulunur. Bu kadar yaygın bir mealdir ve Erdoğan rejimi cezaevinde haksız hukuksuz yere tuttuğu bir Yargıtay üyesine bu meali bile fazla gördü. İnsanların cezaevinde Kur'an mealine ulaşmasını bile yasaklayan söz buna İslamcı, muhafazakar bir iktidarla yönetilen bir ülke Türkiye. Evet, hep söylediğim bir şey var. Bu dönemin müzesini yapmak farz oldu. Bu dönemin müzesini yapmak, geniş kapsamlı müzeler hazırlamak gerekiyor. İşte onlardan birisi de, o müzeye konulacak gelişmelerden bir tanesi de bu. Kur'an mealini yasaklı yayın olarak ilan eden söz buna İslamcı, muhafazakar bir rejim. Başka söze herhalde gerek bırakmıyor. Evet, 5 Nisan'ın gündeminden seçtiklerim böyleydi. Başlığa seçtiğimiz konuyu tekrar hatırlatayım. Erdoğan, Ergenekon ve ulusalcı çevrelerin ittifakı kurdukları 15 Temmuz sonrası, kurdukları 15 Temmuz kumpasıyla elde ettikleri ganimeti paylaşamadılar. Şu an birbirlerine girmiş vaziyetteler. Gelişmeleri takip edip analiz etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.